Haber merkezinden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bölgemiz ateş çemberi, Türkiye ise o ateşin içimize kadar sıçramaması için hem sahada hem de masada var gücüyle mücadele ediyor. Acı haber dün akşam saatlerinde Suriye Barış Pınarı Harekatı bölgesinden geldi. YPG'li teröristlerin Resulayn'da kontrol noktasına düzenledikleri bombalı saldırıda 4 kahraman Mehmetçiğimiz şehit düştü. Şehitler bugün memleketlerinde gözyaşları ve dualarla uğurlandı. Henüz 27 yaşındaydı Assubay Sinan Köse, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevliydi. YPG'li teröristlerin Resulayn'da kontrol noktasına düzenledikleri kalleş saldırıda şehit düştü. Acı haber, şehidi memleketi Mersin yasa boğdu. Ailesi şehidin ay yıldızlı bayrağı sarılı tabutuna uzun uzun sarıldı. Evli olan şehit assubay kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Mersinli uzman onbaşı Halil Karakoç da aynı kalleş saldırıda şehit düştü. Nişanlıydı. Yaza evlilik planları yapıyordu. Memleketine ay yıldızlı bayrağı sarılı tabutu geldi. Törende gözyaşları sel oldu. ...26 yaşındaki şehit uzman onbaşı cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı. Şehit ateşinin düştüğü bir diğer kent ise Gaziantep'ti. 26 yaşındaki uzman çavuş Erol Yanık bir ay önce nişanlanmıştı. Yakın zamanda da gönül verdiği nişanlısıyla dünya evine girecekti. Ama olmadı. Tabutuna damatlığı serildi. Nişanlısıysa cenaze törenine şehidin üniformasıyla katıldı. Şehit uzman çavuş dualarla toprağa verildi. Ve Mardin, 26 yaşındaydı uzman çavuş Fatih Akbulut. Kalleş saldırıda şehit düşen 4 kahramandan biriydi. Evleneli henüz 2 ay olmuştu. Kardeşinin feryatları yürekleri dağladı. Şehit için düzenlenen törene binlerce hemşerisi katıldı. Şehit uzman onbaşı kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.